Merhaba, Avrupa Komisyonu tarafından 30 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan Türkiye raporunda tarım sektörüne yönelik kaydedilen ilerlemelere ve aksayan yönlere yer vereceğim. Bu videoyu dikkatinize sunmak istiyorum. Daha önceki ilerleme raporlarını kaçırdınızsa bu videolarımdan erişim sağlayarak geçmiş yıllarda özellikle tarım ve kırsal kalkınma faslında ne tür tavsiyelerde bulunulmuştu? Ne tür ilerlemeler kaydedildi? Bunları karşılaştırabilirsiniz. Şimdi 11. başlık olan tarım ve kırsal kalkınma faslı ile başlayacak olursak bu fasılda Avrupa Birliği ortak tarım politikasının güçlü yönetim ve kontrol sistemleri gerektirdiğinin altı çizilerek özellikle pazarlama standartları, kalite politikası ve organik tarım için Avrupa Birliği kurallarına işaret edilmiştir. Ve denilmiştir ki Türkiye'nin yeşil mutabakat eylem planı kapsamında sürdürülebilir tarım konusunda önemli sayılabilecek bir ilerleme kaydetmediği anlaşılmıştır. Organik tarım konusunda da AB müktesebatına uyum konusunda ilerleme kaydedilemediği ifade edilmiş. Altı çizilen noktalardan birisi ortak tarım politikalarının ilkeleri olup Türkiye'nin tarım sektöründe Avrupa Birliği'nin mevcut ortak tarım politikası ilkelerinden uzaklaşmaya devam ettiği belirtilmiştir. Benzer şekilde entegre kalite yönetim ve kontrol sisteminin yani AYAX kurulması konusunda da Türkiye'nin bir ilerleme kaydedemediği altı çizilmiştir. Geçmiş dönemlerin raporlarının neredeyse tümünde yer alan tarım istatistikleri problemlerini çözmeye yönelik adımların atıldığına ilk kez bu raporda görmekteyiz. Tarım istatistiklerinde uygulamanın önemine işaret edilmiş. Yine ortak pazar organizasyonu konusunda da ilerleme kaydedilemediği yer almış. Avrupa Birliği ile yapılan ticaret anlaşması kapsamında sığır eti ve canlı sığır hayvanları için tercihli kotaların etkili bir şekilde açılması ve doldurulması şeffaflıktan uzak kalmaya devam etmektedir belirtilmekte ve hiçbir ithalat lisansı verilmediği belirtilmiştir. İPARTİLİLERİNİN ise 42 ilden 81 ile çıkarıldığına yer verilmiş ve ipart fonlarının da Türkiye'de kullanıldığı belirtilmiştir. 12. fasıl olan gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikasında ne tür ilerlemeler kaydedildi diye baktığımız zaman sizlere daha önce bu videoda da belirttiğim gibi genel gıda güvenliği açısından Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ithal edilen meyve ve sebzelerde pestisit kalıntılarına ilişkin gıda ve yemlere ilişkin hızlı uyarı sistemlerinden gelen bildirim sayısının Türkiye açısından yüksek kalmaya devam ettiğinin altı çizilmiş. Türkiye veterinerlik politikasını AB müktesebatıyla tam olarak uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmiş. Türkiye'nin hayvan refahı konusunda hiçbir ilerleme kaydetmediği mezbahalar, uzun yolculuklar ve zenginleştirilmiş kafes sistemlerine geçişle ilgili hükümlerin henüz uygulanmadığı ve bunun da uygulanma eksikliğine yol açtığı belirtilmiş. Bu fasılda dikkat çeken noktalardan birisi Türkiye'nin denetimlerinin finansmanına ilişkin düzenlemeleri henüz Avrupa Birliği sistemleriyle uyumlu hale getirmediği olmuş. Türkiye gıda güvenliği kurallarını ve yem için özel kurallarını tam olarak uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü fakat Türkiye'nin bitki sağlığı politikasında ilerleme kaydetmediğini ve henüz yeni gıda ve genetiği değiştirmiş organizmalar konusunda da mevzuatını uyumlu hale getirmediği belirtilmiştir.
13. fasıl olan balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği konusunda Türkiye'nin kaynaklar ve filo yönetimi konusunda bazı ilerlemeler kaydettiği belirtilmiş. Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği de dahil olmak üzere tarımsal üretimin planlamasına ilişkin yönetmeliğin yayınlandığı Eylül 2024 Ağustos 2028 yıllarını kapsayan ticari ve rekreasyonel balıkçılığı düzenleyen tebliğlerin yayınlandığı belirtilmişti. Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğine ve balıkçılığın sürdürülebilir yönetimi için deniz ve iç sulardaki zanaatkar balıkçı teknelerine ilişkin veri kalitesini iyileştirmeye yönelik devlet yardımı sağladığı da raporda yer almıştır. Sonuç olarak önceki raporlarla bu yılki raporu kıyasladığımız zaman kırsal kalkınma faslında istatistikler konusunda adım atılması önemli bir gelişme olarak görülebilir. Burada önemli olan elbette uygulamada nasıl bir ilerleme sağlanacağıdır. Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye için bir fırsat oluşturabilir. Burada özellikle Türkiye'nin organik bitkisel üretim ve organik hayvancılığa yönelik daha fazla adım atması gerekmektedir. Avrupa Birliği ortak tarım politikasının ilkeleri doğrultusunda tarım sektöründe ilerleme beklendiğini de belirtmek gerekir. Bu ilkelerden uzaklaşılıyor denilmesi dikkate değer bir ifade olarak bu raporda kendine yer bulmuş. 12. fasılda daha önceki fasıllarda sık sık dikkat çekilen nokta olan Avrupa Birliği hayvan refahına uyum bu faslın da bana göre en belirleyici hususlarından birisini oluşturmuştur. Hem büyükbaş hem küçükbaş hem de kanatlı hayvanlarda hayvan refahına uyumlu çalışmaların yapılması beklenmektedir. 13. fasıl yani son fasıl olan balıkçılıkta ise diğer fasıllara göre daha iyi bir şekilde ilerlemenin kaydedildiği görülmektedir. Avrupa Birliği ile uyumlu tebliğlerin balıkçılık konusunda yayımlandığına dikkat çekilmiştir.